Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal hazırladığı hazırladı. TTIT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki ÖSYM tarzı tespihinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Boyalı bölgelerin alanı soruluyor. A, C, D, kare. Kare olduğu için burası 45-45 değil mi köşegen olduğundan dolayı? Evet. Şimdi burada böyle taralı alanlar toplamı sorulduğunda yan yana getirmeye çalışıyoruz genelde. Hocam bak bu 45'lik dilim. E bu da 45'lik dilim. E burada kalan da A'dır. Şu ikisini ayrı ayrı bulmak zor olur belki ama bak A ile B yan yana geldi. Yani şurası yaptı alan. O da nedir? Dik üçgenin alanıdır. Yani 4 çarp 4 bölü 2 16 bölü 2'den 8 diye buluruz cevabı. Birinci soru cehan oldu. Geldik ikinci soruya. Taralı alan isteniliyor bizden. Ne yapacağız? Büyük yarımdan iki tane küçük yarımı çıkartacağız. Büyük yarımın yarı çapı kaç? Çapı 12 olduğu için yarı çapı 6. Şunun yarı çapı 4. Bunun yarı çapı 2. Hadi bakalım. Büyük yarım pi 6'nın karesi bölü 2'den Neyi çıkartacağız? Pi 4'ün karesi bölü 2'yi bir de pi 2'nin karesi bölü 2'yi çıkartacağız. Bu 18 pi eksi 8 pi eksi 2 pi yapıyor. O zaman cevap kaç pi yapıyor? 8 pi yapıyor. Yani ikinci soru balık esir oldu. Geldik üçüncü soruya. Dilimlerin alanları toplamı isteniyor. Bu alanlar toplamı arkadaşım ayrı ayrı bulamayız. Çünkü açıları bilmiyoruz. Biz alfa beta yalnız alfa artı beta toplamını biliyoruz. Dik üçgen olduğu için 90 derecedir. E o zaman ayrı ayrı bulamıyoruz ama bütünsel olarak bulabiliriz. Alfa artı beta 90 olduğu için 90 derecelik dilimlik bir açı yaptı. Yani çeyrek daire yaptı. Direkt pi r kare bölü 4 yapar. Alfa artı beta 90 olduğu için çeyrek dilim yani pi r kare bölü 4. Yani ne yapar? Pi yapar. Cevap denizli yaptı 3. soruda. Geldik 4'e. Bunun direkt formülü vardı. Yamuğun alanı gibi alt taban artı üst taban 6 artı 4 çarp yükseklik bölü 2. Bitti gitti. Yani cevap kaç yaptı? 10 yaptı. Dördüncü soru akçay oldu. Geldik beşinci soruya. Yay uzunluğu verildiğinde ve yarıçap verildiğinde dedi, bu dilimin alanı nedir diye soruluyor. Şu yarıçap bulursak sanki olay bitti. Çünkü yay uzunluğu çarpı r bölü 2 alana eşitti. Peki yay uzunluğunu kullanalım. 4 pi neye eşit? 2 pi r. Alfa bölü 360'a eşitti. Hocam şunlar sadeleşti. Şu şu sadeleşti. 4'e bölsen kaç? 2. 4'e bölsen 9. 2 kere 2 4. Buradaki 4'te gitti. R de buradan kaç eşit oldu? 9 eşit oldu. R 9 yaptı. O zaman alanda ne eşit? Şu. 4 pi çarpı 9 bölü 2. Yani 18 pi'ye eşittir. Aynı zamanda yay uzunluğu bildiyken bu şekilde de bulunuyor. Ya da pi r kare alfa bölü 360'dan da bulabilirsin. Yay uzunluğu çarpı 9 bölü 2. Bana daha kolay geldi. Cevabı 18 pi olarak buluruz. Yani 5. soru denizde olur. Geldik 6'ya. AB 6. Normalde burası 6 iken merkez teğet çektik yapsan ne oluyor? İki eş parçaya bölecek kirişi. Çünkü büyük çemberin kirişi oluyor burası. E burası 3 olduğunda da direkt pi 3'ün karesi formülü var ama bilmiyor olabilirsiniz. Biz yine normal yoldan yapalım. Buraya R diyelim. Burası da R. Biz neyi bulacağız? Halkanın alanında pi R kare eksi pi R kareyi bulacağız. Yani pi parantezinde R kare eksi R kareyi bulacağız. Arkadaş şurada Pisagor bağıntısı yaparsak R kare eşittir R kare artı 3'ün karesi olduğundan R kare eksi R kare 9'a eşit değil mi? Gel burada 9'u yaz yerine. E o zaman cevap ne yapıyor arkadaşım? 9 pi yapıyor. 6. soru denizli oldu. Geldik 7. soruya. Şimdi şurası 6 birim verilmiş. Şuradaki A ile B arasındaki mesafe. Yani şurası mı 6 birim verilmiş? Evet. E hocam bu 60 şuraya buraya. E, i̇kiz kenar tepe açısı 60 derece. 180 60 çıkart 2'ye böl. 60 60 yaptı. Eş kenar çıktı. R'yi 6 bulduk. Bu dilimin alanı nedir? Pi R kare. 60 bölü. 360 direkt sonucu verir bana. 36'lar gitti. 0'lar gitti. Cevap 6 pi mi yaptı? Evet. Yani 7. soru balık kesir oldu. Geldik 8'e. Daire biçimindeki sarı ve kırmızı renkli iki şeffaf kat çekildeki gibi yerleştirildi kağıtların üst üste gelen kısımları turuncu renk oluyormuş. Turuncu, sarı ve kırmızı renkli bölgelerin alanları. Şurası 7 piymiş, Şöyle maviyle yazayım. Şurası 7 piymiş. Sonra sarı olan kısım 18 piymiş. Sonra öbürü de 42 pi'miş. E arkadaşlar dairelerin yarı çapları toplamı nedir? Bunun yarı çapına küçük r diyeyim. Bunun yarı çapına da büyük r diyeyim. Şu küçük r'nin alanı ne? Pi r kare. Aynı zamanda 18 pi artı 7 pi. Yani 25P 25 pi burası. Pi'ler gitti. R kare 25 R'yi 5 buluruz. Ondan sonra şu kırmızınınki ne? 42 artı 7'den 49 yapıyor. Yani pi R kare eşittir. 49 pi ise o zaman R'yi de ne buluruz arkadaşım? Büyük R'yi de 7 olarak buluruz. Dairelerin yarıçapları çapları toplam isteniyor. Yani 7 artı 5 isteniyor bizden. O da 12 yapar. 8 soru denizli oldu. Geldik 9'a. Bir yüzü mavi bir yüzü pembe renkli daire biçimdeki bir örtü düz bir tele asılmış. Ya bunu böyle asılmış ya yukarı doğru kaldırabiliriz arkadaşlar. Hop şöyle kaldıralım. Katlaması olmuş. Katlamayı açtık böyle. Tamam. Örtünün görünen mavi kısmının alanı 5 pi. Yani şurası 5 pi iken yukarısı da 5 pi mi yapıyor? Evet. Görünen pembe kısmının alanı da 39. Pembe kısmı da 39. E bunu açtık ya. Burası 5 pi aslında burası da 5 pi. Kırmızı kısımda ne? Görünen kısım 39 piymiş. E toplam alan ne yaptı? 49 pi mi yaptı? Evet. 49 pi bunun yarı çapına R diyecek olursak P'yi R kareye eşit. O zaman pi'ler gitti. R'yi de buradan kaç buluruz? 7 buluruz. Örtünün çevresi soruluyor bize. O da 2P'yi R değil midir? Evet yani 14P yapar cevap Balıkesir oldu 9. soruda. Geldik 10. soruya diyeceğim ama çıkmış soru. Bunu uygulamadan bakarsınız. Ben kanala e, bir zarar vermesin diye çözemiyorum. Telif hakkından dolayı. E, o zaman... ÖSYM tarzı test 1'i bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.